Papa Francesco, pandemi nedeniyle maddi zorluklar yaşayan herkes, özellikle aileler için dua etti. 23 Mart'ta düzenlenen ayinde konuşan Papa, bugün pandemi nedeniyle çalışamadıkları için ekonomik sorunlar yaşamaya başlayanlar için dua edelim. Çünkü bu durumdan tüm aile etkileniyor dedi. Tutti insieme preghiamo per gli ammalati, per le persone che soffrono. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre. Papa Francesco, pandemi nedeniyle maddi zorluklar yaşayan herkes için, özellikle aileler için dua etti. 23 Mart'ta düzenlenen ayinde konuşan Papa, bugün pandemi nedeniyle çalışamadıkları için ekonomik sorunlar yaşamaya başlayanlar için dua edelim. Çünkü bu durumdan tüm aile etkileniyor dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü 18 Mart'ta yayınladığı ön değerlendirme raporunda, COVID-19 nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu. Papa Francesco, gerçek dua imanla dolu bir yürekten gelir. Rabbin orada durduğunu ve Rab'le konuştuğumuzu bilerek, onun sorunumuzu çözebileceğine emin olarak dua etmeliyiz ve farkında olmadan kelimelerin alışkanlığa dönüşmemesine dikkat etmeliyiz dedi. Ve ihtiyacımız olan ikinci şey ise sebat etmektir. Bazı insanlar dua edebilir ancak karşılık alamazlar. Çünkü kararlılıkları veya imanları yoktur diyerek sözlerine devam etti. Papa Francesco son olarak, Tanrı'nın duada istediği üçüncü şey ise cesarettir. Tanrı, bizlerin de günah ve ayartmalar karşısında dik duran Musa gibi cesur olmamızı istiyor. Bugünlerde dua etmeliyiz, daha fazla dua etmeliyiz. Kararlılık, cesaret ve imanla dua etmemiz gerekiyor. Rab bizleri hayal kırıklığına uğratmaz. Rab bizi bekletse bile asla hayal kırıklığına uğratmaz sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.